Evet, herkese merhabalar. Sizlere Türkiye'den ve dünyadan engelli haberleriyle ilgili bilgiler vermek istedim. Evet, NTV Haber'den başlayalım. Evet, Sağlık Bakanımız Türkiye'de koronavirüs tedbirlerde dikkatli değiliz diyor. Gerçekten tedbirlerde maalesef çok zayıfız. Yani sosyal mesafeye dikkat etmiyoruz. Maskelerimiz çenelerimizin altında. Yani gerçekten bunlar geleceğe doğru hep bir sıkıntı. Dünya Sağlık Örgütü bu koronavirüs hastalığı ile ilgili çok ciddi 2-3 aydır açıklamalarda bulunuyor. Akabinde bugün Bill Gates bir açıklama yaptı. O da dedi hani dünyadaki bu tedbirsizlik bende bir hayal kırıklığı oluşturdu dedi. Yani bunun bir de engelliler açısından da bir görünen bir yönü var. Yani yatalak olup da evde dört duvar arasında vakit geçiren evlerinden çıkamayan engellilerimizi yani dünya daha iyi anladı. Bir nevi herkes evlerine kapandı. Tabii bu süreçte yani şu anki normal yaşama dönüşümüzde ciddi anlamdaki bu rehavet yani bizlere gelecekte ne getirir bunları bilemiyoruz bu bağlamda. Tabii yani bu süreçler elbette geçecek. Yani neticede bu koronavirüs yani hayatımıza yani yerleşecek bu. Genelde uzmanlar bunun 2 yıl ila 10 yıl arasında bu hastalığın aşısı, tedavisi bunların yerleşeceğini hep söylediler. Bu bağlamda yani bizlere düşen tedbirli olmamız, yani bu noktada tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Yani maskelerimizi çenelerimizin altına koymamamız gerekiyor. Sosyal mesafelere dikkat etmemiz gerekiyor. Yani çok ciddi anlamda böyle bir anda normale döndük. Yani bu gerçekten çok sıkıntı verici. Hani geçmişteki o evde kaldığımız psikolojimizin böyle etkilendiği o dönemleri önümüzdeki dönemlerde bir daha yaşayabiliriz. Yani neticede bunlar eğer dikkat edilmezse maalesef sıkıntı verecek şeyler. Tabii bu yani yine Türkiye yani 3 aşağı 5 yukarı iyi bir konumda. Lakin dünyada da çok ciddi sıkıntılar söz konusu. Yani gelecek bu anlamda çok belirsiz. Tabii bu bir umutsuzluk, ümitsizlik anlamına gelmiyor. Yani ümitli, tedbirli olan, yani sosyal mesafeye dikkat eden Allah'ın izniyle yani hiçbir şekilde bu hastalıktan etkilenmeyecek yani. Ama eğer tedbirsizlik olursa yani bu çok ciddi sıkıntı. Bir de hangi bilimsel dergide okuduğumu hatırlayamıyorum ama dünyada bu koronavirüs hastalığını yaşayanların yani koronavirüs dünyanın yaklaşık bir %20'sinde bir engellilik bırakacak gibi böyle yani kötü haberler söylediler. Yani kalıcı hasarlar bırakacak gibi. Tabii bu koronavirüs yani insanı hani şey yapmıyor ama kronik hastalığınızı tetikliyor. Yani vefat edenlerin çoğu işte kanser hastasıysa kanser hastalığını tetikliyor. Tansiyonsa tansiyon hastalığını tetikliyor. Yani bir nevi tetikleme, saldırma hastalığı diyebiliriz. Evet, dünyadan ve Türkiye'den ben sizlere hem engelli haberlerini aktaracağım, notlar aldım, aklıma geldikçe sizlere onu anlatacağım. Yani bir sohbet anlamında böyle bir yayın yapalım istedim. Evet, NTV Haber'den başlayalım. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs tedbirlerde dikkatli değiliz diyor. Avrupa Birliği 14 ülkeyle sınırları açıyor diyor. Pilotları sahte ehliyet aldı. Avrupa Birliği yasakladı
diyor bir haberde. Kayıp İkran Nur'dan 4 gün sonra acı haber diyor. 120 yıldır böylesi görülmedi. Antalya'yı aratmıyor diyor ve bu seneki turizmde de yani tatillerde de dikkatli olmak yani tedbirli olmak gerçekten bunlar çok önemli. Koronavirüste alpaka umudu diyor. Evet, sizlere bir haber okuyacağım. Bu haber bayağı bir etkiledi beni. Koronavirüs hastaları anlatıyor. Bilsem 10 tane maske takardım. Mart ayında koronavirüs teşhisi konduktan sonra yaklaşık bir ay evde ve hastanede tedavi gören 3 çocuk annesi Yapıcı yaşadığı zor günleri unutamadığını belirterek bilsem 10 tane maskeyi üst üste takardım demiş. Evet, ilaç verip eve yolladılar diyor. 3 gün sonra yeniden hastanede diyor ve 22 günlük karantinaya alınmış bu hasta. Evde izolasyonda olduğu 3 haftanın sonunda kendisine 2 kez test yapıldığını ve sonuçların ikisinin de negatif çıktığını bildiren Yapıcı, doktorların kendisini mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması konusunda uyardığını söyledi. Yapıcı, bana testin negatif çıksa dahi son belirtin yok oluncaya kadar insanlardan kendini izole et. Ciğerlerinde hala hastalığın izleri görünüyor ve bunlar 6 aydan önce geçmeyecek denildi. İfadelerini kullandı. Havaların ısınmaya başlamasıyla bazı kişilerin maskeden dolayı rahat nefes alamadıklarından şikayet ettiklerine değinen Yapıcı, bazı kişiler maske takamıyoruz, nefes alamıyoruz diyorlar. Ya inanın, o dört duvar arasında o ağrılarla tek başına kalmak, çocuklarına sarılamamak çok kötü. Bilsem 10 tane maskeyi üst üste takardım. Bu sıcakta bile takardım. Acısını çok iyi biliyorum. Gerçekten çok zor dedi. Evet, bu karantina süreçleri gerçekten zor süreçler. Yani kolay süreçler değil. Neticede 14 gün siz karantinadasınız. Yani bir gün bile evlerimizde duramıyorken düşünün. Yani 14 gün. Yani geleceğe doğru esasında hep plan programlar yapmamız gerekiyor. Yani böyle esasında biraz da doğaya kaçmamız gerekiyor. Hani bahçe evleri, eğer imkanınız varsa gidin bahçe evleri alın. Hani doğada gezin, neticede yani doğanın o enfes oksijen kokularını alın. Yani geleceğe doğru, hani bana sorsalar ne yapardın deseler, yani şu 10 yıl zarfında ben gidip bir bahçe evi alırdım. Yani lakin bizim evimiz de böyle biraz şehir dışında doğayla baş başa. Biz genelde bu evde kal süreçlerinde doğada bir nevi vaktimizi geçirdik. Gerçekten bu konuda yani şu dönemde biraz böyle kendimizi doğaya kaydırmamız gerekiyor. Bu da önemli bir nokta. Yani bir de hani gelecekte ne olacağı hani belirsiz olduğu için evde neler yapılabilir? Yani bu tip sosyal etkinlikler, yani bunları da araştırın. Yine hani gelecekte bu evde kaldığımız dönemler tekrar yaşayabiliriz. Yani bugün yine Çin'de yeni bir virüs tespit edilmiş ve bu virüs koronavirüsten daha tehlikeli olduğu söyleniyor. Zaten yani başımıza ne geliyorsa bu Çin ve Amerika'dan geliyor maalesef. Tabii yani bu ama biz tedbirli olursak, kendimize dikkat edersek Allah'ın izniyle bize hiçbir şekilde hastalık uğramaz yani bu bağlamda. Evet, haberlerimize devam edelim. Evet, Uğur böceği istilası diyor Saros Körfezi'nde. Evet, ortaokul öğrencisi görme engelli Ravzanur 12 ayda hafız oldu.
Evet, bakın ne kadar güzel bir haber. Ortaokul öğrencisi görme engelli Ravzanur 12 ayda hafız oldu. Yani evde de yani yapabileceğimiz, başarabileceğimiz, yani kitaplar okuyabiliriz, hafız olabiliriz, el sanatlarımızı geliştirebiliriz, resimler yapabiliriz, toprakla haşır neşir olabiliriz. Yani bunları o kadar çoğaltabiliriz ki, yani neticede gerçekten engelliler yani bu pandemi sürecinde çok şanslı. Neden? Çünkü evde ne yapacaklarını biliyorlar. Yani mesela çoğu ailemizle böyle görüştüğümüz zaman hep söylüyorlar, diyorlar ki yani biz zaten hani evde ne yapacağımızı, nasıl etkinlikler, yani bu bizim için çok şey değiştirmedi diyorlar bu pandemi süreciyle ilgili. Konya'da yaşayan görme engelli İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker Kur'an-ı Kerim'i 12 ayda ezberledi. Karapınar'da tarımla geçimini sağlayan 3 çocuklu Mehmet ve Rabia Koçaker çiftinin kızı Ravzanur 4 yaşından sonra tamamen görme yetisini kaybetti. Ailesinin adeta üzerine titrediği Ravzanur okuldaki başarısını hafızlıkla taçlandırmak için örgün eğitimle hafızlık eğitiminin bir arada verildiği proje okulu Karapınar İmam Hatip Ortaokulu'na kaydoldu. Evet, bir günde 11 sayfa ezberlemiş Ravzanur öğrencimiz, yani ortaokul öğrencisi 12 ay bizlere büyük mutluluk yaşattı. Rabia Koçaker ise kızının küçüklüğünden hafızlık hayali kurduğunu vurguladı. Ravzanur'un kendisi istediği için hafızlığı kolaylıkla tamamladığına işaret eden Koçaker sözlerini şöyle sürdürdü. İlkokula başladığında görme engelli bir hoca hanım Kur'an-ı Kerim okumayı öğretti. Kur'an-ı Kerim'i öğrenince gerisi çok kolay oldu. Ezberi çok güçlü. Uzaktan eğitimle son 3 ayını evde görüntülü ders vererek hafızlığını tamamladı. Evde biz de ezberini dinledik. Hocaları da takip etti. Haziran'da hafızlığını bitirmeyi istiyordu. Başardı. Bizlere büyük mutluluk yaşattı. Evet, Ravzanur'un yani bir günde 11 sayfa ezberlemesi gerçekten çok, bir de ailesiyle entegre olması, ailesiyle gelen bir başarı bu. Bu pandemi sürecinde de hani şöyle bir şey söylemişti bir üstadımız. Uyandırmalı, yani maneviyatını uyandırmalı demişti. Gerçekten bugün Avrupa ülkelerine baktığımız zaman böyle mesela hani insanlar, mesela Amerika'nın bir psikolojisi bozuldu bu bağlamda. Avrupa'da da öyle. Yani bu dönemlerin en büyük ilacı iman. Yani bu gerçekten çok önemli. Yani bu noktada manevi anlamda, yani Kur'an dinlemek, namaz kılmak, yani dini anlamda sohbetler yapmak, yani manevi esasında dini anlamda, akabinde bir de motivasyon videoları, motivasyon filmleri. Ben hani bu süreçlerde de sizlere Hint filmlerini tavsiye ederim. Hani çok kişisel gelişim gibi Hint filmleri var. Gerçekten çok güzel. Bu Amerika'nın, Salman Khan'ın çok güzel filmleri var. Onları mutlaka ve mutlaka izleyin derim sizlere. Evet, haberlere devam edelim. Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi. Evet, tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çankırı'da tıp fakültesi okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği 15 bin lirası çalınma ihtimaline karşı sakladığı kuzinede yanan Gülşen Hayta'nın mağduriyetinin giderildiğini belirtti.
Evet, bakanımız Berat Albayrak Twitter'dan da Türkiye Cumhuriyeti böyle koca yüreklilerin daima yanındadır. Yetkili arkadaşlarımız ile konuştu. Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur. Ve olmaya da devam edecektir. Gerçekten devletimiz, yani o kadar güzel bir devletiz ki biz, bir önceki LGS sınavında düşünün, bir köyden ulaşımda sıkıntı olduğu için sınava gidemeyen öğrencileri devlet helikopter yolluyor. Helikopter öğrencileri alıyor ve sınava götürüyor. Düşünün ne noktaya geldik. Yani bugün sağlıkta bile Allah muhafaza çok acil bir durum olsa helikopterle geliyorlar, sizi alıyorlar. Bu çok muhteşem bir şey. Avrupa'da bile böyle. Yani hani bu koronavirüs pandemi sürecinde yani uçaklarımız, helikopterlerimiz yani resmen bir dolmuş gibi dünyayı dolaştı. Gurbetçi Türk vatandaşlarımızı topladı. Gerçekten bunlar çok önemli ayrıntılar. Yani Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Yani bugün İtalya'da, Amerika'da gördük. Yani bizim devletimiz gibi böyle vicdanlı, bizim devletimiz gibi böyle her yere canla başla koşan bir yapılar yok maalesef. Yani bizim polisimiz bile muhteşem. Yani bu pandemi hastalarımıza moral vermek için gidiyorlar, doğum günlerini kutluyorlar. Yaşlılarımıza böyle moral vermek için güzel şeyler yapıyorlar. Gerçekten Allah bin kere razı olsun. Yani bunlar böyle çok duygu verici ve güzel şeyler. Evet, BBC'ye dünyadaki engelli haberlerine baktığımız zaman Zanard'ı ikinci ameliyatı var. Paralimpik altın madalya sahibi ve eski F1 sürücüsü Alex Zanardi bir el döngüsü kazasında ağır kafa travması geçirdikten sonra ikinci bir ameliyat geçirdi. Evet, Zanardi de gerçekten engellilerin yani böyle idol aldığı, ekol aldığı bir insan gerçekten. Evet, izleyiciler beni engelliğimden tanımlamıyor. Evet, hayır kurumları çocukların bozulmasını durdur deyin demiş. Koronavirüs mağdurları. Bir de bu korona, dünyada şöyle bir tartışma var. Yani bu pandemi sürecinde, koronavirüs sürecinde dünyada engelli haklarının biraz daha böyle bir itelendiğini, ötelendiğini, yani biraz daha böyle bir ikinci, üçüncü plana atıldığı yönünde bir tartışma var. Yani bundan dünya engelli örgütleri böyle bir şikayetçi. Yani bu da farklı bir ayrıntı. Yani insanlar, yani demek ki böyle süreçlerde yani göz ardı edebiliyorlar yani maalesef. Evet, özel gereksinim eksikliği okul yerleri kabul edilemez. Travma ve sıkıntı nesiller boyu var olabilir. Yani bu süreçlerde en çok dikkat edilmesi gereken nokta yani sağlık ve psikoloji. Yani sağlığınıza kendinizi koruyarak, yani sosyal mesafelerle, motivasyonlarla yani öyle dikkat etmelisiniz ki yani bu hastalığı yani size bulaştırmayacak şekilde kendinizi korumalısınız. Dinimiz de böyle emrediyor zaten. Bir de psikoloji. Yani bu psikoloji de çok önemli. Yani sağlık ve psikolojinizi böyle bir kriz dönemlerinde Allah'ın izniyle güzel bir şekilde kurtardığınızda, yani Allah'ın izniyle ne mutlu size, bize, hepimize. Yani bu bağlamda. Lakin yani dünya bu yani çok böyle bir farklı bir imtihanla karşı karşıya. Evet, Filistin'den, Gazze'den Ahmet Meydan'a bizi izliyor. Filistin'e çok selam gönderiyoruz.
Ahmet Gür kardeşimize selam gönderiyoruz. Suna Işık hanımefendiye selam gönderiyoruz. Yani bu yayınlarımız tabii YouTube'da, Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da da yayınlanıyor. Ali Rıza Soyarslan YouTube kanalında eğer girerseniz sen oradan da bunların kayıtlarını takip edebilirsiniz. Lakin bu engelli hakları, engelli haberleri, yani bunları bu şekilde sohbetvari sizinle konuşmamız gerekiyor. Yani esasında ben istiyorum ki hani burada böyle bir videolu herkesin katılımına bunları konuşalım, şey yapalım. Evet, Suna Işık hanımefendi engelli haklarını her yerde hiçe sayıyorlar diyor. Yani dünyada maalesef böyle bu. Yani Avrupa'da böyle. Yalnız Türkiye'de, yani ülkemiz bu anlamda çok çok iyi. Gerçekten. Yani Almanya'yla, Amerika'yla, İsviçre, Hollanda, hep oralarla yaptığımız canlı yayınlarda emin olun Türkiye'ye kıptayla bakıyorlar. Bu gerçekten çok güzel. Lakin eksiklikler var mı? Var. Bunları da bizler, yani el birliğinle düzeltmemiz gerekiyor. Yani bizim devletimiz gerçekten söylenildiğinde her şeyi yapıyor. Lakin şöyle bir durum var. Mesela Ankara'da biz milletvekilleriyle, böyle bakanlarla ya da özel genel müdürleriyle görüştüğümüz zaman onlara söylüyoruz, hani bunları anlatıyoruz, diyorlar ki biz bilmiyorduk bunu diyorlar. Hani ağlamayan çocuğa meme vermezler. Yani eğer biz bu hakları, hukukları doğru bir şekilde anlatamazsak, yani engellilerin hakları iyileşmez. Yani bu bağlamda yani görüyorsunuz, yani dünyada engelli haklarının yanı sıra bir ırkçılık patlaması da var. Ne yapıyorlar? Yani bugün Amerika'da ırkçılıktan dolayı siyahi insanları dışlıyorlar. Düşünün, renginden dolayı. Yani Amerika bunun çok çok ötesine geçti. Hatta bugün bir haberde de okudum. Orada da şey söylüyor. Amerika'da siyahi engelliler çok zor durumda diyor. Yani bizim dünyanın neresinde olursa olsun, yani bir mazlum, bir zulüm varsa burada bizim içimiz sızlıyor. Yani Doğu Türkistan, yani şu an inanılmaz derecede orada Müslümanlara karşı, Türklere karşı işkenceler var. Yani dünyada gerçekten çok çeşit imtihanlar var. Ama Allah'ın izniyle yani bu süreçleri de atlatacağız. El bildiğinle, hani bu tip süreçler diyor, hani doğru bilgilerle, doğru insanlarla açılır diyor. Ama geleceğe dönük olarak benim size acizane tavsiyem, yani böyle şimdiden kendi kendinize evde yapabileceğiniz plan programlar üzerinde çalışın. Çünkü ilerisinin ne olacağı belli değil. Yine bu evde kalma dönemlerimiz başlayabilir. Yani gerçekten dünyanın yani bu salgın hastalıkla ilgili tedbirsizlikten dolayı gidişatı iyi değil. Ama bu tabii kötü anlamda da söylemiyorum. Bu aşılacak Allah'ın izniyle. Yani bu teknolojiyle, yani son ki o imkanlarla bu aşılacak. Ama eğer biz hep birlikte, yani hepimiz bir anda böyle hastanelere çullanırsak ne oluruz? İtalya gibi oluruz. İtalya ne oldu? Yani 200-300 kişilik odalara 2000-3000 kişi sığdırılmaya çalışıldı. Ve ölüme terk edildi insanlar. Yani bu zamana yayılarak Allah'ın izniyle aşılacak. Tabii bu bağlamda bizler de bu yani engelli haklarını yani unutturmayarak, yani daha da gelişmelerini sağlamak zorundayız. Yani bu kriz dönemlerinden böyle Allah'ın izniyle krizi avantaja çevirerek çıkmamız gerekiyor. Evet, yine dünya haberlerine devam edelim. Evet, pandemi engellilerin ve bakıcılarının hayatlarını iyileştiriyor.
demiş. Önerilere rağmen otistik hastalar arasında genetik test nadir. Gerçekten bu pandemi sürecinde otistik aileler çok ciddi sıkıntılar yaşadılar. Evet, Suna Işık hanımefendi, ben hiçbir yere sesimi duyuramadım. Ben kimseden para talep etmezdim, yardım talep istemezdim. Sadece benim işimin geri verilmesini istedim. Fakat beni nereye gittiysem geri çevirdiler. Nerede kaldı bizim, bir saniye, bizim haklarımız? Evet Suna Hanım, yani Cumhurbaşkanlığına yazabilirsiniz, CİMER'e yazabilirsiniz, yani Başbakanlığa yazabilirsiniz. Bakın burada yazdınız, bunu ben okuyorum şu anda. Yani bu şekilde, yani yazarak sesinizi duyurabilirsiniz. Yani mutlaka Cumhurbaşkanlığına yazın. Yani Cumhurbaşkanlığından önce bulunduğunuz ilçede, ilde kaymakamlıkların, valilerin, hani kaymakam beylerle, vali beylerle konuşmaya çalışın. Yani onlara mailler atın. Yani yazın sesinizi bu konuda Allah'ın izniyle duyurmaya çalışın. Yani herkesin sıkıntısı var. Herkesin bir problemi var. Yani biz bu problemlerin hepsinin ortak paydasında birbirimize yardımcı olma noktasındayız. Yalnız siz, yani bu sıkıntınızla ilgili sonrasında bana mesaj yazın, bu konuyu görüşelim sizinle. Evet, dünyadaki engelli haberlerine devam edelim. Trump yönetimi engellilik hizmet sağlayıcılarına yardım bıraktı diyor. Evet, Trump, yani Amerika'da maalesef, yani bu pandemi sürecini yani ciddiye almayan liderlerden. Yani Suna Hanım, size ne cevap verdikleriyle ilgili siz bir bana bir yazın, ben bir bakayım. Yani bunu konuşalım sizinle. Koronavirüs yardımının bir parçası olarak milyonları engelli muhafazasına besliyor. Çift sendromu kanıtladı. Otizm evliliğe engel yok. Evet, yani genelde otizmle ilgili mesela bazı ülkelerde çok değişik bir evlilik yöntemleri var. Hatta bazı aileler bize soruyorlar, yani otizm çocuklarımız evlenebilir mi diyorlar. Yani hafif otizmli çocuklar niye evlenmesin? Lakin yani ailelerin, yani bu konuda yani evlenecek kişilerin birbirlerini tamamlaması çok önemli. Mesela bunlar dünyada bir iki ülkede böyle bir devlet koruması, devlet güdümünde, gözetiminde evlilikler yapıyorlar. Yani yani bizim de inşallah gelecekte, yani bu noktaya yavaş yavaş geleceğiz. Evet, koronavirüs şok edici sakatlık ölüm istatistiklerinden sonra soruşturma ve acil eylem planı. Koronavirüs kalkanı kolaylaştırmak için tehlikeli hareket konusunda endişe ve karışıklık diyor. Evet, dünyada gerçekten çok ilginç haberler var. Yani siyah engelli insanlar görünmezliği ve ayrımcılığı protesto etmelidir diyor. Yani dünyada bir de bu ırkçılık saldırılarından dolayı siyah engelli insanların yaşadığı sıkıntılar var. Yine dünyada engelliler dışlandı ve dışlandı rapor diyor. Yani dünyada gerçekten engelli toplulukları hepsi şikayetçi bu bağlamda. Ama yani dünyadaki en güzel etkinliklerin de bu pandemi salgın sürecinde hep engelliler yaptı. Yani evlerinde, yani şimdiye kadar yaptıkları etkinlikler, güzellikler, yani aktiviteler, sanatlar, her anlamda bunları sosyal medyada şey yaptılar. Ve yani ne oldu?
neticede insanlar yani engellileri kendilerine ekol aldılar, böyle idol aldılar. Evet, ben Niğde Şadırvan Parkı'nda çay satarak geçimimi sağlıyordum. Virüs nedeniyle 4 aydır kapalı. Her yere yazdım, cevap yok diyor. Suna Hanım, yani günümüzde gerçekten yani en büyük sıkıntı, en büyük problem işsizlik. Bakın, hem işsizlik hem de esnafların durumu çok kötü. Yani bu süreçlerde. Lakin bu süreçlerde tutunmak anlamında yani devletimizin yardımları var. Yani bu konuyu aşanlar mesela Cumhurbaşkanlığına yani meclise, milletvekillerine, kaymakamlara yani herkese ulaşıp yani bu şekilde problemlerini çözdüler. Bir de hani bu dönemlerde hani illa böyle çok özellikle işte aramamak gerekiyor. Yani mesela yani bu tip dönemler geçici dönemler. Yani ne derler hani hiç çalışmamaktansa bazı yani böyle sigortasız da olsa ya da size yani parası az da olsa hani böyle bir yerlerde çalışmak gerekiyor. Hani beğenmemezlik yapmamak gerekiyor. Tabii bu yapılmıyor. Yani ben bunu genelde bizim arkadaşlarımızda da böyle işsizlik yaşayan arkadaşlarımız var. Yani hep birlikte böyle bir de derdimizi anlatmamız gerekiyor. Yani çevremize, akrabalarımıza, ailemize yani bunu paylaşmamız gerekiyor. Yani bir imtihan yaşıyoruz dünyada. Yani bu benim de başıma gelebilirdi. Suna Hanım. Yani burada yani birbirimizin sorunlarını çözeceğiz yani bunları aşacağız Allah'ın izniyle. Ki aşarız da. Yani bu konuda hiç rızkı veren Allah. Yani gökyüzündeki bir kuşun dahi rızkını Rabbimiz düşünüyorsa yani Allah'ın izniyle bizi mi aç koyacak? Bizi mi açıkta koyacak? Yani Allah'ın izniyle bu süreçlerde birbirimize tutunarak bunları aşacağız. Yani umutsuz olmayın, ümitsiz olmayın. Lakin yani bir yerlerde yani en azından bir meşgul olabilecek şekilde çalışabilmenin yollarını aramak önemli. Hani bu noktada. İnşallah yani bizler de bu bağlamda birbirimize hem dua edelim, yapabileceğimiz şeyler varsa bunları konuşalım. Yani bunlar hep önemli ayrıntılar. Yani aklıma gelen bunlar. Suna Hanım. Evet, dünyadaki engelli haberlerine şöyle bir baktığımız zaman yani dünyada çok ilginç şeyler oluyor böyle. Yani dünyada esasında Avrupa ülkelerinde, Asya ülkelerinde yani böyle bir insanların hani bu pandemi sürecindeki evde kalmalarından kaynaklı böyle psikolojilerin bozulduğunu görüyoruz. Gerçekten böyle bir sıkıntılı bir dönem var. Hani gelecekte ne diyor? Amerika'da bir araştırma yapmışlar. Gelecekte psikologlar, güvenlik görevlileri, temizlik görevlileri, ilaç sektörü yani bunlarmış geleceğin meslekleri. Yani bu şekilde söylüyorlar. Evet, haber7.com'a baktığımızda evet, tedbirlerde dikkatli değiliz. Sağlık Bakanımızın sözlerini söylüyorum. Gerçekten çok mübarek bir insan bu Sağlık Bakanımız bizim. Yani Cumhurbaşkanımız da Allah razı olsun çok emek veriyor bu konuda. Ya ülkemizin A'dan Z'ye gerçekten her bireyi çok muhteşem. Lakin sosyal mesafeye dikkat etmiyoruz. Maskeleri böyle çenemizde tutuyoruz. Eksiklerimiz bunlar bizim de. Yani böyle bir problem. Evet, haber7.com'a da baktığımızda
Bir de yani bu araba fiyatları, ev fiyatları da çok fahiş bir fiyatta arttı. Yani paramız eridi. Yani bu bağlamda esasında yani bu dönemleri böyle bir fırsatçılık yapmamak lazım. Yani arabanın değeri neyse onu öyle satmak lazım. Yani evin değeri neyse onu öyle satmak lazım. Yani marketler, yani herkes böyle bir fiyatta da uçuyor yani. Böyle bir maalesef ticarette etik olmayan şeylerle yaşıyoruz. Sen satabiliyor mu? Satamıyor yani neticede o kimseler de yani atıyorum 20 milyarlık arabayı 30 milyar diyorsa yine 20 milyara satıyor. Yalnız piyasada bir sıkıntılı söz konusu. Evet, Çin'de yeni virüs ortaya çıktı diyor. Covid-19'dan daha ölümcül. Dünya Sağlık Örgütü'nden ilk açıklama. Bu haber çok önemli. Hani ben size bunu anlatmıştım. Yani 2-3 aydır ben bu haberleri okuyorum. Hani takip ediyorum. Yani ileride, yani gelecekte bu eğer bu laboratuvar virüsü ise bu, yani dünyayı rahat bırakmayacaklar yani. Bu öyle gözüküyor. Bu firavun zihniyetli insanlar eğer bunu yapıyorlarsa öyle söyledim. Lakin bizler de Allah'ın izniyle, yani siz hani İbn Sina da diyor ya, moral motivasyon çok önemli diyor, tedbir çok önemli diyor. Yani böyle kadercilik de yapmamak gerekiyor. Yani hani Hazreti Ömer Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ya Ömer dediğinde sahabeler, hayır diyor, Allah'ın bir kaderinden ötekine kaçıyorum diyor Peygamber Efendimiz de. Yani bu tip salgınlarda kaçabildiğiniz kadar kaçın bu hastalıklardan diyor. Yani geçmişte de bunlar yaşanmış. Ha, geçmişte mesela bu hastalıklar 50 yıl, 100 yıl sürmüş. Şu an teknolojinin son geldiği, yani teknoloji geliştiği için şu anda dünya 2 yıl ila 10 yıl arasında bu hastalığı tedavisini oturtturacağını söylüyor. Yani bu da önemli ayrıntı. Evet, EKPSS ile ilgili de EKPSS sınavlarına çalışın. Hani bu konuda yani evde kalma süreçleri, yani bu yaz süreçleri gerçekten, yani bir de hani bu LKS sınavında da ben de görevliydim. Çok güzel oldu bu sokağa çıkmama yasası. Çıkma yasağı. Yani inşallah hani bu EKSS sınavında da şey olur. Yani engelli giriş sınavında da sokağa çıkma yasağı uygulanır. Yani çok güzeldi, çok sakindi. Öğrencilerimiz çok güzel bir şekilde sınavlarına girdiler. Yani gürültü yoktu. Bu çok önemli bir ayrıntıydı. Ama yani esasında şey de var. Yani bu EKPSS'den önce bir atama daha böyle bir yapılabilir mi gibi bir umut var engelli camiasında benim gördüğüm. Bu bağlamda da bir hareket, hani bir talepte bulunabilir diye düşünüyorum ben. Hani niye olmasın? Yani az da olsa böyle bir atama şansı daha verebilir. Esasında burada hani bizi izleyen tüm yani grup üyelerimiz, bence Cumhurbaşkanlığına, CİMER'e bunu yazalım. Bakın bu şu anda ürettiğimiz bir fikir. Yani diyelim ki EKPSS sınavından önce hani bir yerleştirmenin, bir atamanın daha olması yönünde bir ricada bulunalım. Belki Cumhurbaşkanımız kabul eder. Evet, Suna Işık hanımefendi, benim aile yok. %85 engelliyim. Ben işimi seviyordum. İnsanlarla iç içeydim. Başınızı ağrıttım. Kusura bakmayın. Başka çarem yok. Estağfurullah Suna Hanım. Yani başımızı ağrıtacak bir durum yok. Yani dertlerimizi, sıkıntılarımızı birbirimizle konuşacağız. Yani neticede aynı dertte ben de olsam ben de burada anlatırım yani. Bunu bizler konuşa konuşa bir şeyler açacağız. Allah'ın izniyle hepimiz kardeşiz yani.
Bu konuda yani elimizden geldiğince yani bizim dinimiz, milliyetimiz, örfümüz, adetimiz yani birbirimize yardımcı olmayı emrediyor. Yani bu bağlamda eğer yapabileceğimiz, yardımcı olabileceğimiz şeyler varsa tabii birbirimize bunları paylaşacağız ama bu süreçlerde hani moral motivasyonunuzu kaybetmeyin, mücadelenizden asla yılmayın. Yani ucunda Allah'ın izniyle yani ölüm yok bunun. Yani neticede bir işsizlikle bir imtihan oluyorsunuz. Allah'ın izniyle bu aşılır. Yani bu da bir sizin imtihanınız ve bu aşılır ve bunu dediğim gibi yani işkuru iyi takip edin, CİMER'e yazın, yani o bölgenin ilçe siyasi parti başkanlarıyla görüşün, akrabalarınızla görüşün. Yani bu durumda birbirimizin dertlerini hepimiz birbirimize paylaşmamız gerekiyor. Gerçekten bu önemli bir ayrıntı. Evet, yavaş yavaş ben de yayınımızı sonlandıracağım. Evet, son aldığım notları sizlere okuyacağım. Evet, bir doktorumuzun da böyle 14 günlük bir profesör doktorumuzun 14 günlük bir yaşadığı karantina günlükleri var. Esasında bunları da size yani şöyle bir bakayım. Yeniden Bismillah deyip görevine dönüyor Profesör Doktor Muhammed Akkoyunlu hocamız. Yani ne diyor? Yani bu karantina dönemindeki aldığı günlüklere baktığımız zaman artık yol bitti, toprak kokusu geliyor demiş. Suyun tadı acı, buruk bir tat demiş. Su içmek ne kadar zor. Suyun tadı bile bozuk. Acı buruk bir tat. Gözümü yumacağım, içeceğim. Bir de böbrekler ile uğraşmamam lazım. İnanılmaz bir halsizliğim var. Ateşim kaç, kafam da dönüyor. Düşmeye de niyeti yok ateşin. Başımdan alev çıktığını hissediyorum. Ölçüyorum, 39,7. Babam gözlerini gizlemeye çalışıyor. Görüntülü arama annemden. Hiç yapmazdı. Tüm enerjimi topluyorum. Açıyorum telefonu. Duymuş. İyi gördüm diyor. Bulutlu gözlerle. İyiyim anne diyorum. Seni yormayayım diyor. Babam arkada gözlerini gizlemeye çalışıyor. Maşallah. Maşallah iyi gördüm diyor. Kendi ölümünü görmek. Henüz ihtimal de olsa farklıymış. Kelimelerin ruhunu, anlamını değiştiren. Mesela gelecek kelimesinin anlamı değişiyor. İçinde siz yoksunuz o kelimenin. Boşluğa düşüyor birden. En önemsiz kelime oluyor gelecek. Siz gideceksiniz ve geriye kalan her şey biraz buruk ve hüzünlü ama devam edecek. Değer yargılarını değiştiren bir duygu. Ciğerlerimden kan geliyor. Öksürük kesiyor düşündüklerimi. İçimde bir gıcıklanma ve kıpırdanma ile akıntı geliyor. Peçeteye tükürüyorum. Kan. Ciğerlerimden kan geliyor. Cidden işler kötüye gidiyor. Evet, Profesör Doktor Muhammed Akkoyunlu hocamız veda günü gibiydi. Artık yol bitti. Toprak kokusu geliyor demiş ama sonrasında Allah'ın izniyle bu hastalığı atlatıyor ve yeniden Bismillah diyerek görevine başlıyor. Gerçekten yani bu koronavirüs hastalığı yani önemli. Yani yakalanmamak önemli. Yani yakalansak bile yani yolunda bulunduk, hani tedbirli olduk deriz en azından bir içimizde pişmanlık olmaz bu bağlamda. Evet, Sunan'ın her yere yazdım fakat cevap yok demişsiniz. Ya yazılacak bu 50 kez, 100 kez yazacaksınız bunu. Hani bir kere yazmayla bu işler olmuyor.
Yani bakın ben geçmişte milletvekili danışmanlıkları da yaptım. Yani mesela bir kişi 50 kere rahatsız ettiğinde genelde hani o tip insanların işleri çok yapılırdı. Yani sürekli rahatsız etmek gerekiyor. Yani o bölgedeki yani insanlar size hizmet için orada oturuyorlar. Yani böyle hani şunu bırakalım. Ben hani bir kere yazdım olmadı. Değil. Ya 50 kere yazın. 100 kere yazın yani yılmayın. Emin olun yani karşıdaki insanlar öyle ayıplayacakmış, bıkacakmış, bağıracakmış diye düşünmeyin. Gerçekten Türkiye'de sistem bu. Yani 50 kere derdinizi anlatacaksınız. Yani sizin işinizi göresiye kadar kapılarından ayrılmayacaksınız. Bu özgüvenle olacaksınız. Neden? Çünkü sizin yani halk için oturuyorlar, halka hizmet için oturuyor oradaki insanlar. Ya Avrupa'da böyle bu. Yani insanlar böyle yeri geliyorlar, çat kapı giriyorlar. Yani sizler de yani kabuğunuzu kırmazsanız, çekingen davranırsanız oturduğunuz yerden size hiç kimse yardımcı olmaz. Bu hepimiz için geçerli. Yani bunlara dikkat edelim. Yani gayret edelim. Hayatta yani bu hayatın anlamı tamamı yani sabır, imtihan ve mücadele. Hep mücadele edeceğiz. Evet ben yavaş yavaş yayını sonlandırıyorum. Evet sürçülisan ettiysek affola. Yani bu tip Türkiye'den ve dünyadan engelli haberleri, önemli haberleri böyle sizlere sohbet şeklinde bu yayınları yapmaya devam edeceğiz nasip olursa. Yani bu yayınlarımızın kayıtları YouTube kanalımızda da var. Yani bu bağlamda hani reklam yapmıyorum bu konuda da öyle şey düşünmeyin. Biz bu kanalı Allah'ın izniyle kurduk. Bu kanal Türkiye'nin en büyük kanalı olacak. Yani bunu biliyoruz. Gelecekte Allah'ın izniyle bizler sizlerin bu sorunlarını bakanlarımıza daha üst düzey insanlarla bunları konuşacağız. Yani mümkün mertebe herkes grubumuzda yani Facebook üyelerinizi grubumuza davet edin. Bu kanalı büyütelim. Yani kanalımız 50 bin, 100 bin, 1 milyon olsun. Yani Allah'ın izniyle yani çözebildiğimiz sorun kadar insanlar bize Allah razı olsun derse yani sorunları çözebilirsek gelecek nesillere güzel şeyler bırakabilirsek ne mutlu bize deriz. Evet hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Saygılarımla.